Sevgili geceler İstanbul. O kadar uzun zaman oldu ki bu mikrofona geçmeyeli. Halbuki çok geceler hiç tanımadığım radyo başındaki insanlarla paylaşmıştım dertlerimi, özlemlerimi. Bu mikrofonları hep aynı kişiye binlerce cümleyle seslenirdim. Beni hiç duymayacağını bile bile. Şimdi nerede ve ne halde olduklarını bilmediğim ama çok özlediğim insanlar var. Onlar benim kayıp parçalarım. Gittiklerinden beri hayatımın yıkık, eksik ve anlamsız olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorsun. Ah, bilmiyorsun. Sen gidince ben hiç tamam olamadım. Üşüdük ama çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tuşu eksik bir daktilo. Son sayfası yırtılmış bir roman. İğnesi kaybolmuş bir gramofon. Öznesini yitirmiş bir cümle gibi noksan kaldım. Babam bu. Babamın sesi. Alo, radyoyu aç çabuk, babam konuşuyor. Radyo yok. Tamam, kapat. Artık ne yazsam eksik. Neyi okusam yarım. Neyi anlatsam sahipsiz. Ne dinlesem bölük pörçük. Ama uzun zaman önce kabul ettim ben. Yaşadığım her mutluluk en az 1000 eksik. Her üzüntü en az 1000 fazla olacak. Ne yaşarsam yaşayayım, ben eksik kalan o sayfanın yasını tutacak. Seni gömdüğüm o mezara çiçekler ekeceğim. Biliyor musun? Sevdiğim kadınım. Ben seni hiç unutmadım. Senin gibi ardımı dönüp gidemedim hiç. Ben hala bıraktığın o yerdeyim. Hala aynı adam. Hala aynı yürek. Hala aynı sevda. Hala sen. Ben seni hiç öldüremedim. Kim bilir şimdi hangi şehirde, hangi sokaktasın? Keşke beni duyabilseydin. Senden tek bir şey isterdim. Gitmiş de olsan beni unutma. Neyi anlatsam sahipsiz, ne dinlesem bölük pörçük. Ama uzun zaman önce kabul ettim ben. Yaşadığım her mutluluk en az 1000 eksik. Her üzüntü en az 1000 fazla olacak. Ne yaşarsam yaşayayım, ben eksik kalan o sayfanın yasını tutacak. Seni gömdüğüm o mezara çiçekler ekeceğim. Biliyor musun? Sevdiğim kadınım. Ben seni hiç unutmadım. Senin gibi ardımı dönüp gidemedim hiç. Ben hala bıraktığın o yerdeyim. Hala aynı adam.
Hala aynı yürek. Hala aynı sevda. Hala sen. Ben seni hiç öldüremedim. Kim bilir şimdi hangi şehirde, hangi sokaktasın? Keşke beni duyabilseydin. Senden tek bir şey isterdim. Gitmiş de olsan beni unutma. Ben seni unutamadım. Sen de beni unutma. Günaydın kızım, günaydın. İyi misin babaanne? Ay, sabaha kadar gözümü kırpmadım, başım çatladı çatlıyor. Günaydın. Ay ay ay, Afet bağırma öyle koca sesinle. Aa, ne oldu ki anneciğim? Niye başın ağrıyor bakayım senin? Ağrıması için çok sebebim var ve bu sebeplerin çoğunu da ben doğurdum. Abim bir taraftan, sen bir taraftan, Zeynep bir taraftan. Aa, doğru vallahi. Abim nerede ki? Bilmem. Dün gece eve gelmedi. Nasıl yani? Babam gelmedi mi? Gelmedi. Sabaha kadar bekledim, aradım. Yok. Vay, abimi kes. One night stand durumları yani. Belki biraz yalnız kalmak istemiştir. Neden yalnız kalmak istesin babaanne? Acaba dün gece bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak ki? Öylesine esmiştir kafasına. Yani diyorum, acaba bir derdi mi var? Hani kafasına taktığı bir şey filan. Esma, ne yaptın? Dün geceden sonra bir değişiklik oldu mu? Değişiklik olmaz olur mu? Babam dün gece eve gelmemiş. Ne? Gelmemiş mi? Hiç öyle yapmazdı. Biraz yalnız kalmak istemiş. Yani babaanneme öyle söylemiş. Küllenen aşk alevleniyor desene. Öyle mi dersin? Öyle tabii kızım. Ben babamı tanımaz mıyım? Dün gece radyoda konuşurken söyledikleri, sesinin tonu. Annem ne yaptı peki? Vallahi sabah erkenden çıkıp gitmiş. Görmedim daha. Görürsen dikkat et ama, bir değişiklik olursa haber ver. Tamam canım, haber veririm. Tamam. Ben kapatıyorum şimdi, okula gideceğim, ilk günüm. Ay, yerim seni canım benim. Benim yerim alttan kalan dersleri de ver, oldu mu? Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dedeler, babalar. Hadi daha 1000 tane ampul takacağız. Dursun babam, sen de tut işin ucundan ya. Ha? Hadi. Ya Mümin amca, doğru sık şunları, kafana göre sıkıyorsun ya. Gevşek bırakıyorsun bak, çıkacak tansiyonu sonra. Bak yine çıktı. Ya baba, millet Ramazan'ı şükürle, duayla karşılar. Senin bize şu ettiğine bak ya. Mümin amca, Allah aşkına doğru sık şunlara bak. Hepimiz çarpılacağız şimdi. Tamam evladım, yapıyorum. Ya ne yapaydın gazım? Ha? Camimiz mahyasız mı kalsın? Ramazan boyunca mahsur mu kalsın? Kolay gelsin herkese. Kolay gelsin. Hanede efendim dinleyicileri, bize istekleriniz için 24 saat ulaşabilirsiniz. Ha? Telefon numaramız 0212. Telefon numarasını veriyorlar şükür. Şükür. Hayır, meşgul. Meşgul etmeyin daha, bu hayati bir mevzu. Günaydın anneciğim.
Günaydın kızım. Önce önlük değil mi? Hı-hı. Gelirken Sabri amcaları gördüm. Mahya asıyorlardı. Ramazanmış yarın. Tövbe estağfurullah. Kız, Ramazan olduğunu yeni mi fark ettin sen? Ha, senin aklın iyice gitti ha. Aklından çıkıvermiş anneciğim. Hey Allah. Ya mübarek Ramazan ayı gelmiş. Benim kızımın aklından çıkmış. Güzel yarabbim. Nasıl zor bir sınavdır da. Abartma anne. Son günlerde kafam karışıktı. Valla sen o kafayı bir an önce toplasan iyi edersin. Allah akıl fikir versin kızım sana. Radyo mu dinliyorsun sen? Hangi radyo bu? Yok canım, ama ne radyosu? Yok öyle dükkanda ses olsun diye işte canım. Ay şuna bak. Nasıl içim kabarmış ya. Dur şöyle yapayım. Yok, bu böyle olmayacak anne. Ben gideyim bunu yıkayayım, kötü enerji yatayım üzerimden. Herkese günaydın. Nerede kaldın oğlum? Anne, sana da günaydın. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Günaydın mı kalmış bunun? Ne o anne? Yani 40 yılın başı ben tek başıma bir şey yapmayacak mıyım? Gece bir şey mi oldu babacığım? Nereden esti? Ya bu ne Allah aşkına ya? Ya ben bu evde herkese teker teker hesap vereceğim. Ya canım öyleyse de öyle yaptım. Allah Allah. Tamam. Affedersiniz. Hepiniz kaygılandınız, beni merak ettiniz ama bir şey yok. Sadece canım öyle istedi, tamam mı? Ya yani öylesine. Tamam babacığım. Yani sen öyle diyorsan öyledir. Tamam, barıştık mı? Küsmedik ki. Tamam. Al bakalım şunu. Arabayı sen kullan bugün. Ben zaten yorgunum. Duş alıp yatacağım. Hiç gerek yok baba. Arabayı almayayım ben. Olur mu kızım ya? Kapıda duracağını sen de dursun. Ben yorgunum. Yatacağım. Ben ehliyetimi kaybettim de baba. Ya kızım, ehliyetini kaybediyorsun niye önceden söylemiyorsun? Çıkarttırırdık hemen. Hiç gerek yok, ben çıkarttırırım. Hem zaten şimdi bir otobüse biner giderim. Belediye otobüsüne mi binip gideceksin sen? Evet, ne olacak? Kızım öyle otobüs falan yok. Al bakalım şu parayı. Taksi çağır, taksiyle git. Baba, bu kadar parayı ne yapacağım ben? Arabamı kiralayacağım. Bu para sana çok mu? Ya kızım, bu para sana para üstü gibi. Öyle olsun o zaman. Görüşürüz. Anne, ben duş almaya gidiyorum. Hayırdır, nerede? Sizin dükkan abi. Lan sen iyi dadandın bu ara bizim dükkana. Çıkmaz oldun dükkandan. Ne alakası var ya? Ben öyle Ramazan geliyor ya. Bir sabah çorbası içeyim diyor. Son bir sabah çorbasına şey ettim ya. Ya bana da bir mesaj geldi. Bak bakayım şuna ne diyor ya. Motorcu bey, iyi günler. Bugün çantayı almak için saat 3'te sizi Emirgan'daki çay bahçesinde bekleyeceğim. Vay, 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 vay. Bir de çay bahçesinde. Ne sandın oğlum? Devran Reis'in karizmasına dayanamıyor kızlar. Abi cevap atmamışsın, buna gitmeyecek misin? Gideceğim. Atmak mı lazım? Yani gideceğini bilse iyi olur. Ver şunu, ver. Gevezelik etme. Hadi yürü, çorban soğumasın. Yürü, koş, koş, hadi. Hadi görüşürüz hadi. Dünyanın parası yazdı ya. Efendim hala? Alo Zeynep'im. Ocağına düştüm bak Caniko. Ne oldu hala? Bugün çok önemli bir görüşmem var. Senin de benim yanımda olmanı istiyorum ha. Halacığım, dersim var, gelemem. Üçte buluşacağız zaten, dersin bitince gelirsin. Halacığım sen git, ne yapacağım ki ben? Ay aşk olsun Caniko ya. Bu kez talihimin dönüm noktasındayım, çok önemli bak. Tamam, dersin biterse gelirim. Oh be canım benim, canım. Hadi görüşürüz, bye. Mübeccel, herkes bir tuhaf zaten.
Ecevit gitti, sanki ikizi geldi. Hayır, yani görünüşü aynı, tavırları bambaşka. Afet'te de aynı şey var. O da geçenlerde bana bir çıkıştı. Görsen inanamazsın. Zeynep de öyle. Sanki ikizi var gibi. Yok artık. Onlar birbirlerini bulmuş olamazlar, değil mi? Ah, doğru söylüyorsun. Zeynep'im hiç böyle bir şey yapmazdı. Burada Esma yanımızda olamaz, değil mi? Doğru. Aslında ben bir teste tabi tutsam hemen anlarım. Her şey anlaşılacak diye de öyle korkuyorum ki. Şimdi içime bir kurt düşürdün işte sen de. Ben bir düşüneyim bunu Mübeccel. Tamam mı? Seni sonra ararım. Hadi. Görüşürüz. Bunlar birbirlerini bulmuş olabilirler mi? Ya yanımızdaki Esma'ysa? Nerede kalktın sen? Ders başladı. Trafiği hesap edemedim, kusura bakma. Ay, kalbim yerinden çıkacak. İyi ki Zeynep yaz okuluna kalmış da derslere girebiliyorum. Yaz okulu Zeynep'in diğer adı oldu zaten. Hadi. Leyla ile Mecnun'un hikayesini biliyorsunuz. Kusura bakmayın hocam. Tarık, arkadaşını da mı getirdin? Hocam, Zeynep ben. Zeynep? Geçin buyurun. Evet, ne diyorduk? Leyla ile Mecnun'un mesnevisi. Peki, Mecnun'un Leyla'ya aşık olmadığını söylesem? Mecnun'un Leyla'yı gördüğünde onu tanımadığını. Ne alakası var? Yok artık, daha ne var? Evet, cevap bekliyorum. Mecnun, Leyla'ya olan aşkında iyicilik makamına geçmiş. Her şeyle ilişkisini kesmiştir çünkü. Söylesene. Ya saçmalama. Hocam. Evet, Zeynep. Hocam, Leyla'ya olan aşkından Mecnun'a dönen Kays, Leyla'nın varlığı dahil tüm maddi varlıklarla ilişkisini kesmiştir. Öyle ki Leyla bir gün Mecnun'u çölde bulduğunda Mecnun Leyla'yı tanımaz. Leyla benim içimdedir, sen kimsin der. Leyla Mecnun'la eriştiği mertebeyi anlar ve bir şey diyemeden gider. Çünkü aşk Kays'ı önce Mecnun etmiş, sonra da Leyla'nın varlığını aşar hale gelmiştir. Mecnun bir nevi aşkıyla önce kendini, sonra Leyla'yı öldürmüştür. Asıl olan, baki kalan, yalnızca Mecnun'un Leyla'ya olan aşkıdır. Leyla'nın varlığı değil. Aferin Zeynep. Fakültenin son yılında nihayet ısınmaya başladın. Cevherler varmış sende öyle. Borcum ne kadar? 45 lira. Teşekkür ederim. Versin. Afiyet olsun. Sağ olun. Kim arıyorsun anne? Aman, toptancıyı arıyorum canım. Kim arayacağım? Selamünaleyküm, hayırlı işler. Sağ olasın. Ay, çok pardon ya. Sorun değil. Esma. Ne oldu ya? Bir elin ayağına dolaştı. Eski Sakar günlerine geri mi döndün? Ne alakası var? Niye elim ayağıma dolansın? Tamam ya, atarlanma hemen. Atarlanınca bir değişik oluyorsun zaten. Ne demek o? Ne gibi? Karadeniz gibi.
fırtınalı. Boş konuşmayalım da siparişin neyse söyle. Hay hay. Günün menüsü, şefin çorbası, ortaya karışık çoban salata. Ne önerirsiniz bayan? Zıkkımın peki var, ister misin? Olur. Ben bir zıkkımın peki çorbası alayım, bol malzemeli olsun. Evin önüne gittim Ramazan alışverişi yapmaya. Kız, ne bu hülyalı tavırlar? Yok be abla, ne hülyası ne tavrı? Aman kafam karışık işte, iş güç. Ya abla sen ne alim kadınsın ya. Ya şunları almaya ta nerelere gitmişsin? Alsana sizin dükkandan. Kızım ben Ramazan'dan bir gün önce Eminönü'ne gidip alışveriş yapmayacaksam ne anlamı var? Bu bizim evimizin Ramazan geleneği. Ramazan arifesinde telefonuma geleneği desene sen şunu. Sorma. Kendimi vapura zor attım. Buraya geldim ama eve nasıl gideceğim Allah bilir. Taksi çağırırız şimdi sana. Tamam. Ben seni bırakayım. Ay. Ben bırakayım abla seni, Nayino 2 ile. Ablası? Sen yine mi buradasın? Çorba içmeye geldim ben. Ramazan'a giriyoruz ya, ben Ramazan'dan önce bir çorba içeyim diye. Yani hemen son çorbayı iç, Ramazan'dan önce son çorbayı içeyim diye geldim. İç, iç, iç. Afiyet, şeker olsun. Topak topak et olsun. İyi oldun Mahya. Çok iyi oldun. Yahya dedin de kim? Ya bu sağır duymaz da uyduruyor ya. Sığır mı dedin? Ya Dursun zaman zaman beynin gidiyor geliyor. Sığır da nerede çıktı ya? Dükkana gidip bir nabız yoklasam mı ya? Asiye Hanım doğru söylüyor. Kız evi naz evi. Ya vallahi kara gözlü Hacivat gibisiniz ha. Kim? Biz mi? İyidir Karagöz. Çok iyidir. Çocukluğuna bayram oldu mu? Geldi de Karagözcü. O da iyiydi. Çok iyiydi. Kalmadı artık Karagöz. Bitti, bitti. Karagöz'ü bitirdiler, bitirdiler. Hakikaten geçirdiler Karagöz ya. Sadri Hoca, sen Karagöz'ü yetiştir mi? Ben nasıl yetişeyim ya Karagöz'e? 1610 doğumlu muyum ben? Ama istesem yaparım ha. Neyi? Tabii canım, bilirim ben bu işi. Ha. Karagöz'ü. İnanma. Yapsın, evet. Yapsın. Yap, 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 yap bakalım, hadi. Yar bana bir eğlence medet. Aman yani böyle işte yapar bizim böyle şey yaptı. Herkes duyacak, imam ne yapıyor diyecek ya. Ya ne kadar güzel yaptın hocam. İyi oldu, iyi oldu. Teveccühünüz. Nereden ilham aldım derseniz. Yani yanlış anlamayın ama siz bazen Karagöz'le Hacivat gibisiniz ya, o yüzden. Siz deyince? Öyle genel söyledim ben yani ortaya. Yani ha böyle. Hı hı. Karagöz aynı betçet. Ya ben sinirden gülüyorum ya. Sensin Karagöz. Ya bak şimdi eskilere gittin işte. Ey gidi hey. Ramazanların eski heyecanı kalmadı be. Ha. Ne güzel adetlerimiz vardı ha. İyiydi be, iyiydi. Ey gidi hey. Nerede o eski Ramazanlar? Ya çok haklısınız ya. Cemaat, arkadaşlar. O eski Ramazanları keşke yaşayabilseydik ya. Ne güzel günlerdi onlar. Gitti gider. Kalmadı, kalmadı. Eski Ramazan kalmadı. Herkesin ağzı açık kaldı. Sen ne yaptın öyle? İçimden geçtiği gibi söyledim sadece. Sonuçta Kaysı Mecnun adam, Leyla değil.
Ona duyduğu aşk. Tabii. Aşk da önemli olan özne değil, aşkın kendisidir. Yüzyıllardır yazılanlar bize yol gösteriyor aslında. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Nem ile Zihin. Daha yüzlercesi. Farklı isimlerle aynı şeyi yaşarlar. Aşık uçsuz bucaksız çölde de olsa, yerin dibindeki zindanda da yine aşıktır. Öyle değil mi? Sanki seninle değil de Mona Rosa ile konuşuyormuşum gibi hissettim. Ben kusura bakma. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Yanlış bir şey değil. Uzun zamandır kendini cümlelerde arayan biriyle konuşmamıştım. Mona Rosa dışında. O da geldiği gibi gitti zaten. Benim halamın yanına gitmem lazım. Ne oldu şimdi? Nereden çıktı gitmek? Yok, bir şey olmadı. Halama söz vermiştim de Emirgan'da buluşacağız. Zeynep. Merhaba. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Neden? Nedeni var mı kızım ya? Dün gayet şeydin yani. Tabii seçim senin de böyle birdenbire tuhaf değil mi sence de? Herkes dumur oldu resmen. Herkesin işi gücü yok mu? Size ne? Sakin ol şampiyon, bir şey söylemedik. Sadece biraz ne bileyim şaşırdık yani. Tamam, gidin uzakta şaşırın. Hadi Sedef gidelim. Sadece Zeynep'e değil Tarık'a da bir yerler olmuş. Aslan kesilmiş baksana. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi ben seni bırakayım, halanı bekletim senden. Niye öyle sert çıktın kızlara? Yani haklılar. Şaşırmaları çok normal. Bizim dünyamız. Boş versene. Onlar ne anlasınlar senin dünyandan falan. Hadi seni Emirgan'a bırakayım. Ay hoş olmuşum ya. Vallahi çok hoş olmuşum ha. Dur bir selfie çekeyim. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben çay alabilir miyim acaba? Mümkünse sırf dem olsun. Böyle sert bir şeylere ihtiyacım var da. Tabii efendim. Bak ya nasıl da gülüyor ya. Yanındaki de kız olsa bari. Allah'cığım çirkin şansı versin diye boşuna dememişler. İki tane sopayı böyle çakmışlar. Allah'ın çirozu. Gül sen gül. Allah'ım ya. Tuvalete diye kalksın da sen o zaman gör gülünü. Saftirik ya. Allah'cığım niye hep böyle oluyor ya? Bak işte herkes yakışığını bulmuş, çift olmuş. Bir tek ben böyle birinci tekil şans. Allah'ım ne zaman değişecek benim bu makus kaderim? Bu devran ne zaman dönecek yani? İyi günler bayan. Bu devranın döndüğü andır. Ay. İyi günler motorcu bey. Devran. Motorcu değil, adım Devran. İsmi de değil, ava. Adın içinde D var. D. Esma. Ne yapacağım ben? Nasıl göreceğim Mona'yı? Yani boş ver bence. Üstüne gitme. Hem üç kere üst üste ekmiş seni. Ekti mi bilmiyorum. Nasıl yani? Yani o gün belki Kuzguncuk Parkı'na geldi. Yok canım. Gelse haberin olmaz mıydı? Mail atmışsın cevap vermemiş. Emine ne okuyor? Emine iktisat okuyor. Neden? Ne bileyim yani böyle okumaya yazmaya meraklı biri gibi. Edebiyat falan mı okuyor diye merak ettim. Yok canım. Emine'nin en son okuduğu kitap Cin Ali serisiydi. Ya
Karşılaştığımızda da beni tanıyor gibiydi. Ahasız falan dedi. Radyo programını falan dinlemiştir herhalde. Tarık, sen benimle gelsene. Hem halamın yeni sevgilisini görürsün. Yok canım, sağ ol. Ben almayayım. Yalnızsın diyorsun yani. Sana iyi şanslar diliyorum. Hem zaten benim işim var. Biriyle buluşmam gerekiyor. Öyle mi? Biriyle mi buluşacaksın? Özel biri mi? Özel biri. Çok özel biri. Şey, teknenizin adı da Devran'dı. Ben görmüştüm bir kere. Adınız güzelmiş. Bana da çay söylemişsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teknede düşürmüşsünüz. İçinde ne kimlik var ne para Allah'tan. Ama iyi ki o kocaman kağıda telefon numaranızı yazıp bırakmışsınız içinde. Çok sağ olun. Siz bana adınızı demediniz. Pardon. Afet ben. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ya ben sizi sanki tanıyor gibiyim ha. Hani sanki eskiden tanıyormuşum gibi. Yani ilk gördüğümde de aklımdaydı bu diyecektim ama unuttum. Yani bu gözleri ben bir yerden tanıyacağım ama. Ay, aklımdan çıkaramadım diyor ya. Gözlerimi de aklından çıkaramamış. Çok hoş adam. Vallahi açıkçası ben de sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Sanki 20 yıldır tanıyorum yani, o kadar yani. Çok sıcakmış ya, yandı ağzım. Ay, insanlar böyle ruhlar aleminde ya öteki dünyada tanışıyorlarmış. Belki biz de öteki dünyada tanışmışızdır. Ben bir lavaboya gidip geleceğim. Geri dönecek misiniz? Nasıl ya? Lavaboya giderim, harada. Hayır, bazı lavaboların gidişi var ama dönüşü yok. Tek yön yani. Neyse, siz gidin, önemli değil. Dönerse senindir Afoş. Dönmezse zaten hiç senin olmamış demektir. Bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim. De sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Niye iyi olmayayım? Sen git hadi. Buluşmana geç kalma. Ben bilmeden yanlış bir şey yapıp kırdım mı seni? Yok canım, ne alakası var? Seninle ilgisi yok, sen bana bakma. Gideyim de göreyim halamın sevgilisi kimmiş. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Halacığım. Jeniko, iyi ki geldin ya. Birazdan sana çok ihtiyacım olabilir. Ne oldu? Geldi mi buluşacağın kişi? Geldi. Geldi de tuvalete gitti. Ay anlarsın ya. Yani tarih tekerrürden ibaret olacak diye çok korkuyorum ya. Allah'cıma dua edip duruyorum. Merak etme, gelir şimdi. E nasıl biri? Ya, özetle tam benim tipim diyebilirim. Bakar mısınız? Bir çay alabilir miyim? Üç olsun lütfen. Açık ve limonlu. Seviyor. Benimdir. Kim? İşte o. Esma. Ne Esma'sı canım? Esma. Esma. Senin buraya ne işin var ha? Hem ne oldu sana? Gene mi kapandın? Bir dakika, o benim yeğenim Zeynep. Bırakır mısınız rica ederim kolunu? Ya kimin yeğeni? O benim yeğenim Esma. Esma kim? Benim adım Zeynep. Duydunuz mu işte, Zeynep benim yeğenim. Ya Allah Allah, Esma bu. Ay bir dakika, benim bir yeğenim daha vardı. Esma? Ay o sen misin yoksa? Ay yok canım. Afet. Devran? Yani bir imalar, bir göz süzmeler. Teyzem de aramızda bir şey var zannedecek. Kız, bu Poyraz sana aşık mı oldu acaba? Allah korusun. Bence de gitsin dengini bulsun koca kazık. Emine ya, sen bu Poyraz'ı her gördüğün yerde niye azarlıyorsun? Bir şey mi geçti aranızda? Eski bir mesele. Ne demek o? Eski sevgilim mi yoksa? Oy. Şeytan kulağına kurşun. Ben ona bakar mıyım be? Ne o zaman?
bak şimdi. Horaz çocukken çok kuduruk, çok yaramaz bir şeydi. Bir de aynı okuldayız biz bununla. İlkokul 3'e giderken sen Esma ile beni bir döv, bir döv. Böyle yerlere serdin. Aa, psikopata bak. Ya, biz o gün çok korkmuştuk. Bunu nerede görsek kaçmaya başladık. Bisiklete bineriz, Poyraz önümüze çıkacak diye korkarız. Evcillik için sokağa çıkarız, Poyraz gelir oyunu dağıtır. Onun yüzünden sokak değiştirir olmuştuk. Aman siz de safmışsınız canım. Şikayet etseydiniz. Korktuğumuzdan sustuk canım. Tabii bir gün canıma tak dedi. Gittim anneme söyledim. Sen annem kap plastik terliği. Yakala Poyraz'ı sokakta. Böyle. Bir dayak, bir dayak. Ay, öyle yapmıyorum be. Sen de. O günden sonra bulaşmadı bize. O zaman bu zaman da tavırlıyım ben. Buyurun hanende efendim. Alo. Hayırlı günler. Bir şey soracaktım da. Dün gece yarısı sizin radyoda program yapan bir bey vardı. Kimdi o? Dün gece? Ha evet. Dün gece Ecevit Bey program yapmış ama kendisi rutin yayın akışında yok. Sadece dün gecelik bir durummuş yani. Ne demek o? Anlamadım. Yani orası yol geçen hanımı. Her gelen sizde program mı yapıyordu ha? Ecevit Bey buranın sahibi hanımefendi. Ne zamanlar yapıyordu program? Ecevit Bey buraya gelmiyor. Yani geliyorsa bile ben görmüyorum. Nasıl gelmiyor? Kızım sen orada çalışmıyor musun? Görmüyor musun hiç? Hanımefendi bir haftadır çalışıyorum ben burada. Peki ben nereden bulurum Ecevit Bey'i? Adresini ver bakayım bana. Açıkçası bilemiyorum. Akşam aradığınızda size bilgi verebilirler. Yok yok, akşam makşam olmaz. Çok önemli kızım. Aciliyeti var. Acil. Yapabileceğim bir şey yok hanımefendi. Akşam aradığınızda size bilgi verebilirler. İyi günler. Anne iyi misin sen? İyiyim. İyiyim kızım, iyiyim. 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 Ben biraz dışarı çıkıp geleceğim. Bir işim var benim. Dükkan size emanet. Teyze nereye? Geleceğim ben, geleceğim. Birbirinize. Kim kimi bulmuş? Ya Esma, bana numara yapma ya. Zaten beceremiyorsun. Oldun kireç gibi. Ya sen şimdi bizim Esma'mız mısın? Bizim küçük yeğenimiz Esma. Valla Esma kim? Zeynep'im ya ben. İlla oynayacaksın yani. He? İlla sizi zorlayacağım diyorsun. İlla sizi zorlayacağım. Allah'cığım bu doğruysa bittiğimizin resmidir. Akacak kan damarda durmaz Afet'cim. Ne bileyim. Kim ola bu işimin ortasında? Efendim reis. Alo, Poyraz. Bana bak, şimdi git bizim dükkana. Esma'yı kolundan tuttuğun gibi at motora, getir Emirgan'a. Hani her zaman gittiğimiz bir çay bahçesi var ya oraya. Abi hayırdır, ne oldu? Ya soru sorma işte, sana ne diysem onu yap ya. Bana bak, ablama da bir bahane uydur, Esma'ya da hiçbir şey deme. Abi ben hiçbir şey anlamadım da tamam, yaparım. Sana emanet buralar. Çakal, aklınca sıvışacak. Yani sen şimdi Esma'ysan, gelen de benim Zeynep'im Canikom. Bak, yeşil çay yaptım sana. Anne ben ne yapayım yeşil çayı? Sevmem de zaten. Olur mu öyle şey? İçini yumuşatır, gerginliğini alır. Anne benim içimi çay falan yumuşatmaz artık.
Gece radyoda dinledim seni. Tamam, haklısın. Ama fazla duygusallaşıyorsun oğlum. 20 küsur yıl geçti. Unut artık. Anne, bana unut diyorsun. Peki sen unutabildin mi? Hiç düşünmüyor musun torununu? Esma, şimdi şu anda ne yapıyordur acaba? Hiç düşünmüyor musun anne? Düşünmez olur muyum? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Burnumda tütüyor. Ama mecburduk. Ya anne, neye mecburduk biz? İki tane çocuğu birbirinden ayırmaya mı? Birini anasız, birini babasız bırakmaya mı? Hasret çekmeye mi mecburduk anne biz? Zeynep'e söylemeyeceksin değil mi? Yok. Söylemeyeceğim. En azından şimdilik kafası karışıkken söylemeyeceğim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim anne. Günün birinde bu yalan bizim ayağımıza dolanacak. İşte korktuğun an o an olsun. İş güç kurmuş burada. Demek buradalar. O zaman Zeynep'i de bulurum ben. İyi de onu bulunca ya Esma'mı kaybedersen? Vallahi yardım et bana, yardım. Anneme ne oldu anlamadım. Beti benze attı vallahi, ben de korktum. Allah Allah. Esma. Hayrola? Yine zıkkımın kökü çorbası içmeye mi geldin? Meryem abla buralarda mı? Yo, çıktı, işi var. Çok güzel denk geldi be. Gel yürü, hadi gidiyoruz. Aa, nereye? Ya kızım, bir soru sorma bana, yürü hadi. Oldu canım, sen kimi nereye götürüyorsun be? Ya sen Allah aşkına bir sus ya. Esma hadi gel, gidiyoruz. Sen gel dedin diye ben seninle niye geliyormuşum? Kızım bak, şu an atarın giderin sırası değil. Belli talimatlar var, ben o talimatlara uyuyorum. Nereye gideceğimizi de söyleyemem sana. Yürü gidiyoruz hadi. Sen iyice kafayı yedin herhalde. Talimat neymiş ya? Hayır, sen gel dedin diye ben koşa koşa peşinden mi geleceğim? Arkadaş gerçekten anlamıyorum ya. Sanki 7 kat eliz burada. Kızım bir güven. Yürü hadi. Aa, dur be. Tuttu götürdü kızı ya. Hayırlı işler. Teşekkürler. Çok ayıp oldu kız Asiye. 5 dakika oturmadınız. Kusura bakma ama Nurcan'cığım, senin de bize o kızı Ceylan diye kakalaman çok ayıp oldu. Ya. Aa. Ne diyordun Nurcan? Ha? Ayol, niye diye kakalayayım ben kızı? O kızı ne doktorlar ne mühendisler istedi, haberin var mı senin? Ha. Doğrudur. Sadece ikiniz mi biliyorsunuz bunu? Yok. Kesin o Emine de bu işin içinde, o da biliyor. Tarık. Tabii ya, Tarık da biliyor değil mi? O gece o getirmişti seni. Ay hayret bir şey ya. Ya kim bu Tarık? Ne film dönüyor burada? Ay Zeynep'in arkadaşı canım. Ay yok, ben dayanamayacağım. Aşk olsun ya, aşk olsun ona. 2 çift lafım var ama benim o da ara. Hala arama şimdi. Özel bir buluşması falan varmış. Ha, tamam o zaman. Aşka saygım sonsuz. O zaman aramam. Sonra hesaplaşırız. Kabasın. Çok kabasın. Hayır, açıklasam belki kendim geleceğim. Kızım açıklayamam. Ben de bilmiyorum niye gittiğimizi. Nereye gidiyoruz o zaman? Karşıya. Poyraz. Poyraz. Hop. Ver bakayım onu bana. Ne bu? Senin mi? Ne alakası var ya? Nereden benim olacak? Emanet bende. Özel birinin galiba. Öyle. Manevi değeri var. Sevgilinin mi yoksa? Hayır, değil. Eski sevgilin o zaman. Esma, hadi eşeleyip durma şu mevzuyu ya. Yaşandı bitti diyorum sana ya. Saygısızca. Esma çok farklı bir kız.
Tanıdığım herkesten farklı. Zeynep gibi de değil. Çok naif, tatlı bir kız. Şimdi babasını buldu ya. Sanki eksik bir parçası tamamlanmış gibi. Yaşayamadıklarının acısını çıkartıyor. Bunu en iyi ben anlıyorum baba. İmreniyorum da biraz. Çünkü sen gittiğinden beri ben hep biraz eksiğim. Doğum günlerimde, mezuniyetimde, bayram sabahlarında, şiir okurken, mutlu olduğumda, üzüldüğümde ben hep biraz eksiğim. Tamam, açmıyorum muslukları. Sadece keşke diyorum son zamanlarda. Keşke Esma'nın mucizesi benim de başıma gelse. Keşke sen ölmemiş olsan da bir gün çıkıp geliversen. Bak sana ne getirdim. Evet, indirdim. Artık öykülerim yayınlanıyor. Bak kıymetini bil, okuyan tek insan sen olacaksın. Aylardan Eylül, günlerden Cumartesi. Bir vapur güvertesinin tahta sıralarına kazınmış ismin üzerinde parmağını gezdirdi adam. Hala söylemeyecek misin nereye gittiğimizi? Sabır sabır, öğreneceksin birazdan. Gel, gel bakayım. Ha, düş önüme. Bak, şuradaki çay bahçesine gideceğiz. Efendim abla. Meryem, ne oluyor? Ne oluyor abla? Kızım Poyraz da sokaklarda el ele geziyor. Daha ne olsun? Ne? Ya ben sahildeyim. İki dakika bırakmaya gelmiyor kızı ya. Kız anasısın sen, kız anası. Bir gözün de arkanda olacak. Tamam abla, tamam. Ben sorarım ona, merak etme. Hadi kapıyorum. Eh Esma, eh. Herkese laf sahibi ediyorsun ha. Aa, hala? Esma? Poyraz abi. Esma, tatlış kum. Ben sana sanıyamadım çiçeğim ya. Dayıcım, oy benim güzel yeğenim. Oy Zeynep. Oy. Kız, ne özlemişim ben seni ya. Daha sabah görüştük dayı. Neyse hadi, duygusallığı bir yana bırakalım. Oturun bakayım masaya. Şimdi her şeyi baştan bana bir anlatın bakayım. Bir dakika, bir dakika. Devran neyiz? Ne oluyor burada? Esma öbür tekini buldu. Daha ne olacak? Esma'nın öbür teki mi varmış? Kör müsün? Oh. Ya şerefsizim, benim aklıma gelmişti ya. Kızlar? Ne iyisi dayı, karşılaştık işte. Ha, bu kadar yani. Sizin yıllarca sakladığınız yalanı hayat ortaya çıkardı dayı. Hiçbir şey gizli kalmıyor yani. Sus sus, oralara girme. Hiç karıştırma oralarını. Neyse, şimdi sen babana, sen de gidip anana her şeyi anlatacaksınız. Yani oyun mu bu canım? İnsana böyle şaka yapılmaz ki. Ama biz şaka yapmadık dayı. Biz onlara bir ders vermek istedik. Tamam. Ders bitti. Teneffüs vakti. Paydos. Hadi bakalım. Oyun mu bu canım? Ama bu oyunu siz başlattınız dayı. Biz sadece devam ettiriyoruz. Bak bak, laflara bak. Aynı anası kılıklı. Ay canlar, çok dikenli bir yola girmişsiniz yalnız. Valla annem duyarsa beni yakacak. Dayı, bizim için bu sırrı saklasan diyorum. Bari bunu yapın. Ama yani çocuklar haklı. Sonuçta biz de ortak olduk. Yani susmak da bir nevi ortaklık. Yüzümüze baka baka yıllarca yalan söylediniz. Dayı, saklayacak mısınız sırrımızı? Tamam la. Tamam. 40 yılın başı yeğenimi bulmuşum. Kırar mıyım hiç ya?
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadar aile saadeti yeter. Çünkü hepimiz birden ortadan kaybolduk. Meryem abla şu an dört dönüyordur mahallede. Tamam. Doğru söylüyorsun. Hadi herkes eski yerine. Hiç merak etmeyin. Sırrınızı artık bizde saklayın. Tamam mı? Kız çitlenmek. Özlemişim kız seni. Hadi hadi dağılalım. Hadi kalkalım. Siz gidin. Benim biraz işim var. Ben bir müsaadenizle bir lavaboya gideyim. Hanımefendi merhaba. Çok pardon. Ben rahatsız etmek istemedim ama dayanamadım yani. Şu sizin yanınızdaki beyefendi var ya Herkül. Siz nereden tanıyorsunuz onu? Eski bir dost diyelim. Ben de onun kurbanlarındanım. Beni de okey masasında kandırdı bu alçak. Bu Herkül var ya hanımefendi, bu evli. Nasıl da hanım bir karısı var. Böyle çoluk çocuk evde perişan yani. Ama nasıl olur? Birazcık kadınlık gururunuz varsa bence kalkın gidin buradan. Ay her gün bir kızla ya. Yani okey masasında tanışıyor, sonra hop diye buluşuveriyor. Hatta bazen tuvalete diye kalkıp geri gelmiyor. Siz çok hanım bir kıza benziyorsunuz. Yani ben uyarmak istedim, dayanamadım. Adi pislik. Size çok teşekkür ederim. İçim soğudu ya. Arnavut ciğeri. Sevgilinizi arıyorsanız tuvalete kadar gitti. Fakat kadınlar tuvaleti de tek yönmüş. Madem öyle, tekrar tanışalım istersen. Temiz bir sayfa açmış oluruz. Zeynep. Öyle olsun Poyraz. Sabah da taksiye binmiştim ben. Aa, yazsın ayol. Sen iste, ben seni Füzan'a kadar götürürüm. Bunca yıl sonra bulmuşum ben seni. Senin ayağını yere değdirir mi bu afoş? He? Canım benim. İsmet ne getirdin öyle ya? Annemle Ramazan Erzak'a göndermişti memleketten. İşte saltanat arana falan var. Sağ olsunlar. Ya sen de oruç tut bari de emekleri boşa gitmesin. Tutarım tutarım. İlk günü kesin tutarım. Allah için şimdi Kadir gecesi de kaçmaz. Vallahi günler uzun olmasa ben hiç fire vermeyeceğim de günler uzun. Tabii canım. Ne okuyorsun kanka? Efsanevi aşklarla ilgili bir kitap. Kaçmaz seni. Öyle deme hacı. Şimdi benim de efsanevi aşklarım oldu yani. Bak sen. Tabii. Peki söyle bakalım. Aşkından Mecnun'a dönen Kays, Leyla'yı gördüğünde niye tanımamıştır? O neymiş ya? İnsan aşık olduğu kadını tanımaz mı ya? Çünkü Mecnun'un aşkı Leyla'nın varlığından öte bir hale gelmiştir. Bu yüzden Mecnun Leyla'yı gördüğünde, Leyla benim içimdedir, sen kimsin der. Abi biz sevgilimize sen kimsin desek odun oluruz. Ulan Kays deyince Mecnun oluyor, efsane oluyor, iyi mi ya? Seni açmaz demiştim kanka. Oğlum ben kıza benim aşkım senden öte desem başka biri var değil mi? Kesin başka biri var der. Cingar çıkartır sonra triplerden trip beğen.
Kanka sen en iyisi erzaklarınla ilgilen. Senin salça gibi, tarhana gibi önemli işlerin varken biz seni böyle aşkla falan meşgul etmeyelim hiç. Öyle tabii. Biz bozkırın çocuğuyuz. Biz ne anlarız öyle aşktan, meşkten? Zaten bir sen anlıyorsun, bir de Mona anlıyor. Başka kimse anlamıyor. Bir de Esma. Kim? Esma. Şimdi anlaşıldı Mecnun'un niye Mecnun olduğu. Kafam çok karışık kanka, bildiğin gibi değil. Ha şöyle oğlum, sadede gel. Esma anlattı değil mi lan bunları? Esma anlattı. Ama sanki Mona ile konuşuyormuşum gibiydi. Yani gözümü kapıyorum abi. Sanki karşımda Mona var. Açınca? Ben varım. Bilmiyorum İsmet. Bilmiyorum açınca kim var. Aman uğraşma ya. İkisinden biri ağır basar nasıl olsa. Ya gördüğün duyduğuna benzemeye başlar. Ya da duyduğun gördüğüne. Ulan ne laf ettim ben ya. Vallahi ettim. Ya. Sen bu kardeşini hafife alıyor musun değil mi? Doğru diyorsun İsmet. Hmm. En iyisi şimdilik uğraşmamak. Bakalım zamanla hangisi ağır basacak. Ha şöyle. Ay, ay delireceğim vallahi, kimse açmıyor. Kız. Siz bugün Poyraz'la nereye gidiyordunuz öyle? Bir işimiz çıkmıştı. Ne işiymiş bu? Dayım. Dayıcım hani sen. Ya gitmeyin yeğenimin üstüne. Ben çağırdım ya, bir işimiz var. Poyraz'la el ele gitmeni gerektiren ne işiymiş acaba bu? El ele mi? Dayımın acelesi varmış. Onun için bizde yani acelemiz vardı. Hmm, belli belli. Sizin bayağı bir aceleniz vardı. Ya darlamayın benim yeğenimi. Her şey benim kontrolüm altında. Merak etmeyin siz. Sen nereye? Süleymaniye'ye. Deravi'ye gideceğiz Poyraz'dan. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım. Zeynep'im. Sen özlemişsindir babana. Gel hadi şöyle babacığının yanına otur. Nereden çıktı şimdi hala? Yok yok olma, sen gel otur şöyle. Sarılın bakayım siz şöyle. Sarılın. Sarılın. Kızım biliyorsun halan hemen çeker, hiç affetmez. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Gel anneciğim gel, sen de gir kadraja hadi. Aman aman Afet'cim. Ay, senin görüş alanından ne kadar uzak olursam o kadar iyi. Nasıl geçti günün? İyiydi babaanneciğim. Dersler nasıldı? Çok güzeldi. Duyduğuma göre edebiyat aşkın kabarmış, hayrola? Normal işte babaanne. Yok yok, ortaokulda öyle değildi. Edebiyat sevmezdin. Hep o hocan yüzünden. Ay, edebiyattan soğutmuştu seni. Neydi adı? Evet ya. Sahi neydi o kadının adı? Anne, hepsi onun suçu. Kızımdan bildiğin bir edebiyat düşmanı yarattı. Kaç yıllık hocan kızım? Hatırlamıyor musun adını? Korkulur uyandı senin. Aslında ismi dilimin ucunda ama. Ya anne, zaten ismin falan o kadar önemi yok. Önemli olan icraat. Yo, isim de çok önemli. İsim çok önemli. Selda Hoca, Selda. Heh, iyi halt ettin. Yani 40 yılda bir işe yarayacağın tuttu. Doğru ya Selda Hoca, doğru. Bak hatırladı Selda Hoca. İyi ki söyledin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Ramazan'ın ilk teravihinde 5 kişiye namaz kıldırıyor. Yok kardeşim yok. Benim tarihimde böyle bir şey yok.
Nerede bu insanlar? Nerede bu cemaat? Dursun baba. Nerede bu kazık? Ya sen bir ara 3 rekat kıldın. İmamı takip etsene. Senin yüzün arkadaki cemaat yanlış kılıyor ya. Ben doğru kıldım. Yanlış kılmadım. Ben şaşırmadım. Efendim baba. Poyraz sen neredesin? Baba biz Devran abilerle Süleymaniye'ye geldik. İlk teravih için. Arkadaş tamam. Camimiz biraz arka sokakta. Az biraz yokuşu da var. Amenna. Ama Ramazan'ın ilk teravihinde 5 kişilik cemaat. Olmaz böyle şey ya. Gazuk bile Süleymaniye'ye gitmiş. Süleymaniye, çok iyi Süleyman. Ya Allah aşkına Mümin dayı başlama şimdi ya. Dedeler, camimizi eski zamanlarına kavuşturmamız lazım. Lazım ama rakiplerimiz çok güçlü. Sultanahmet, Süleymaniye, yeni cami. Oruç beni sarstı. Tansiyon fırladı. Ah, 13.8. Ah, fırlamamış. Orucu yarın tutacağız Mümin. Dedeler, bir şey edelim ya. Camimizi eski günlerine kavuşturmamız lazım. Nerede o eski Ramazanlar? Ya bu da sabahtan beri aynı şeyleri söylüyor hep ya. Bir dakika. Hay Asun bal yesin emi. Sağ ol. Dedeler, işte bu. Nerede o eski Ramazanlar? Burada. Bu camide. Bu mahallede. Eski Ramazanları geri getireceğiz. Konseptimiz, nerede o eski Ramazanlar? Soru işareti. Yaşa be Sabri Hoca. İşte Ramazan şimdi başladı. Kaptan, aşık mısın nesin ya? Ne bu böyle dertli dertli çalıyorsun? Sevdalık ince marazda yakan ye canımızı. Sevdalık ince marazda yakan ye canımızı. Vazgeçersek eğer sadan ayın o. Döksünler kanımızı, döksünler kanımızı. Nayin oma kurbanisin. Vazgeçersek eğer sadan nayin o. Döksünler kanımızı, döksünler kanımızı. Nayin oma kurbanisin. Nayino ma nayino nayino ma kurbani çatma kaşlarını da al vereyim bu canı nayino ma nayino nayino ma kurbani çatma kaşlarını da al vereyim bu canı. Buluşacaksın. Özel biri mi? Çok özel biri. Geceniz yar olsun. Bereketi bol olsun. Geldi güzel Ramazan. Hatırlayan şad olsun. Kandillerimiz yandı. Sofralarımız donandı. Börek, çörek, şerbetten davulcu da nasibini aldı.
kalktın mı kızım? Anne kapımızın önünde davullar çalıyor gümbür gümbür. Kalkmamak mümkün mü? Hadi sofra hazır, gel. Ben yemeyeceğim ki. Oruç tutmayacağım. Ne demek oruç tutmayacağım? Dayanamam ben, günler çok uzun anne. Kız geçen sene de uzundu. Fe subhanallah. Anne ben tutmasam. Tamam tutma. Ama bari sofraya gel. Sahurda da yatılır mıymış canım? Ne oluyor babalık? Kör müsün evladım? Davul çalıyorum. Bu işler böyle olmaz babalık. Burası benim mıntıkam. Ekmeğimi mi keseceksin sen benim? Bu şehri İstanbul'un mıntıkaları benden sorulur evlat. Bana maval okuma. Sen de git öbür sokakta davulunu çal. Benim niyetim halis. Eski Ramazanları canlandırıyorum ben. Tövbe tövbe. Gece gece nereden çıktın sen ya? Burası benim. Kimseye çaldırmam buradan. Oğlum, bas git. Nereye gideyim amca? Asıl sen git. Oğlum, sağır mısın sen? Sana bas git diyorum. Buralar Behçet'in paşa dayısının, bilmiyor musun sen? Başımı belaya sokacaksın ya. Hadi evine, hadi uzatma. Oğlum, bak git. Duymuyormuşsun da? Bas git Nisa buradan. Ah, al bir tane daha. Bir deniz, oldunuz iki. Gitmiyorum ihtiyar, ne olacak? Sen bana ihtiyar mı diyorsun? Şş, bana bak, bize burada kimse ihtiyar diyemez ha. Bizim mıntıkamızda kimse davul çalamaz. Ya Allah, bismillah diyelim sakin ya. Allah! Avucum da kaşınmaya başlamıştı. Ver bakayım tokma. Sen avucunu kaşı. Yapmıştır. Şimdi ne güzel çay da demlemiştir. Dayım tutturmuştur tabii çorba diye. Hepsi ayaktadır şimdi. Zeynep, ne yapıyorsun kızım? Sahura kalktım babaanne, oruç tutacağım. Kaldır şunları, çabuk kaldır. Babaanne neden? Böyle sahur mu yapılır? Öksüz müsün sen? Kalk çayı koy, ben de sana yumurtalı ekmek yapayım. Ay, küçükken de çok severdin yumurtalı ekmeği. Yumurta mı? Yumurta yemem ki ben. Ne gereği var babaanne, zahmet etme yumurtalı ekmek falan. Hem yemek mi yapacaksın şimdi? Nermin Hanım yokken kim pişiriyordu yemekleri? Babaanneni ne çabuk unuttun sen bakayım. Canım babaannem benim. Ay 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 güzel, yapma böyle, ağlatacaksın beni şimdi. Hadi çayın altını yak, tavayı da kızdır, tamam mı? Anne hayırdır ya? Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Torunuma sahur hazırlıyorum. Zeynep. Zeynep oruç mu tutacak? Ha. Ne var baba? Ramazan'ın ilk günü yarın. Tutacağım tabii. İyi. Oh, yumurtalı ekmek de var. Anne ne zamandır yapmıyordun hani? Çay da koyduk baba. Güzel güzel. Ya birden çocukluğuma döndüm vallahi. Şurada benim için de bir yer var mı acaba? Durduğun kabahat. Hadi otur. Sana da yumurtalı ekmek verelim. Uyanmasan şaşardım.
Gel yumurtalı ekmek var. Bu şerefi neye borçluyuz Zeynep Sultan? Ramazan'a borçluyuz, Ramazan'a. Ay yüce Allah'cığım sen nelere kadirsin. 11 aya bir sultan vermişsin de midemiz şenlendi. Çok teşekkürler. Dövmen mi var? Evet var. Bak. Çöp adam mı? Bu annem, bu da ben. Küçükken geceleri hep annemin beni elimden tutup parka falan götürdüğünü hayal ederdim. Onun için yaptırdım bunu işte. Hep buramda taşıdım onu. Esma bu. Bunlar birbirlerini buldular mı yani? Zeynep, bak gör seninle neler neler yapacağız kızım. Esma öyle değildi. Valla, bu sırrın tekiydi, aynı babası. Antin kuntin işleri de vardı zaten. Onların hepsi öyleydi. Dayı. Ama bak, Afet öyle değildi. Kafa dengi kızdı o. Bak sen. Öyle kızım, biz ondan çok iyi anlaşırdık çocukken. Hem o... Anası gibi burnu havada da değildi. E ne güzel işte. Bulmuşsunuz tekrar birbirinizi, fena mı? Ya ne bulması ya? O çantasını düşürmüş benim motorda. Ben de onu vermek için buluştum onunla. Buluşun canım size, buluşmayın diyen mi var? Hem dayı, halamdan iyisini mi bulacaksın? Becerikli, saf, iyi niyetli. O say say bitmez. Zeynep, madem öyle niye hiç evlenmedi o? E söyleyene bak, sen niye hiç evlenmedin dayı? Demek benim gibi seçici bir insan. Aslında bak, benim de zamanında ne doktorlara, mühendislere... Şey yani, doktorların mühendisleri bana istemek istediler de ben yanaşmadım. E halam da öyle işte dayı. Yani ne doktorlar ne mühendisler istedi ama halam istemedi. Hadi yürü cidden bir, hadi. Ya görüyor musun Tatlişko? İyi ki kader ağlarını örmüş. Ay dayınla karşılaşmasaymışız, öğrenemeyecekmişiz. Sahiden ola. Biz de bir oyun oynayalım dedik ama oyunun içinde bulduk kendimizi. Kaderden kaçılmaz Tatlişko. Devran'la birbirimizi bulmak bizim kaderimizde varmış. Hala sizin aranızda ne var? Söylesene. Ya, biz tam olarak adını koymak istemedik ama... Yani böyle çok yoğun bir elektrik aldığımı söyleyebilirim. Dayımdan. Yani dayımdan elektrik alan ilk kadınsın hala. Aa, o ne demek öyle çiçeğim? Herkesin içinde bir elektrik vardır. Önemli olan o potansiyeli kinetiğe çevirebilmek. Yani trafo mantığıyla talihini yaratıyorsun halacığım. Alemsin valla. Hala yeğen, ne kaynatıyorsunuz öyle bakayım? Ne olacak canım? Öyle işte anneciğim. Aa, canım torunum. Canım bir şey isterse söyle, iftarda yapayım sana. Babaanneciğim zahmet etme, zaten çok yemiyorum. Olur mu öyle şey canım? Babaannen sana hemen yapar, hazırlar. Aa anneciğim, bugün ne tarafından kalktıysan aman ha unutma, her gün o tarafından kalk. Afetciğim şansını zorlama istersen ha. Tamam, diyen gitti. Bu büyüyü bozmaya hiç niyetim yok. Bugün programın ne? Babanın dükkanına git istersen. Bilmem ki, dersim de yok. E tamam işte, daha iyi. Dükkana gidersin, akşam da burada bahçede güzel bir sofra kurarız, yemek yeriz. Olur. Oho, akşam için demek ki planlar yapılıyor. Evet efendim, ben programı yaptım. Seninle dükkana geliyor, sonra da akşam bahçede yemek yiyeceğiz. Tamam, o zaman bu akşam mangallar benden. Aa! Geldin mi kızım? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kusura bakmayın, Ramazan'da kapalıyız. Sadece sipariş çalışıyoruz.
İyi günler, teşekkür ederiz. Hayırlı günler kızım. Kapalı mıyız? Ay üstüme elik sağlık. Kız biz hangi Ramazan kapalı değiliz? Tabii. Sana bu sene Ramazan hiç uğramadığı için. Ay anne. Tamam, tamam. Konuşmuyorum. Tabii. Her koyun kendi bacağından asılır. Anne. Gününüz hayırlı. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun Meryem Hanım. Size de Hoca Efendi. Esma. Kızım. Sen git içeri patatesleri getir. Şunu da acele et ama. Acaba biraz konuşabilir miyiz diye şey etmiştim ama. Hiç, hiç o mevzuya girmeyelim Sabri Efendi. Bak zaten mübarek aydayız. Yok yok, sizin de dediğiniz gibi mübarek aya girdik. Müminlere küs kalmak yakışmaz, o açıdan şey ettim. Yani her gün birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ben küs değilim. Şu aramızdaki yanlış anlaşmayı halletsek diyorum yani. Eski su gibi olabilir miyiz? Bak Sabri Efendi şöyle yapalım. O olay hiç yaşanmamış diyelim. Hiç olmamış. Bitti gitti ha? Hay ağzınız bal yesin emin. Vallahi benim de gönlüm rahatladı. Ben gideyim o zaman. Ha unutmadan gece camimize bekliyoruz teravihe ha? Bu seneki temamız nerede o eski Ramazan var? Yaşamak isterseniz buyurun. İnşallah. Gidiyorum ben. Kız ne bu tavırlar? Adamı bir dövmediğin kaldı. Vallahi annemi kim isterse karşısında beni bulur. Allah Allah. Deliye bak. Hadi hadi şu patatesleri halledelim. Ya anne ben bir şeyler yesem önce ya. İçim kıyıldı. Kız Ramazan'da açıktan oruç mu yiyeceksin? Evde yesene. Ne olacak ya? Kapalıyız zaten. İki yumurta kırar şu arkaya geçer yerim. Yumurta. Hı. Sen. Evet ne var? Kızım sen yumurta yemezsin ki. Lafın gelişi söylüyorum yani. Başka bir şey yapar yerim. Sen işine bak ben geliyorum. Üstüme iyilik sağlık. Yumurta yiyecekmiş. Şimdi bu suları da için. Niyet edin sonra akşama kadar bir şey yiyip içmek yok tamam mı? Ne? Hiçbir şey mi yemeyeceğiz? Hayır oğluşum o zaman oruç olmaz. Peki sakız çiğnesek oruç bozulur mu? Bozulur tabii ki çiğnemeyeceksiniz. Dedim ya ağzımızdan içeri hiçbir şey girmeyecek. Mesela anne ağzımızda suyu alıp çalkalayıp tükürsek olur mu? Olmaz oğlum. Alt tarafı tekne orucu tutacaksınız. Yarım gün ne olacak? Asiye'cim ben çıkıyorum. Emine dükkanda sabahtan beri tek başına. Tamam hadi güle güle hayırlı işler Fikrim Zikri. Baba biz de seninle dükkana gelsek akşama kadar vakit geçmiyor. Çok iyi düşündü be Fikrim. Birazdan mideleri de kazanır. Ha onları da götür hem dükkanda vakit geçirirler ha. Benim daha iyi fikrim var. Gelin bakayım çocuklar. Nereye götüreceksin çocukları ne düşündün? Nereye olacak? Pide satmıyor Asiye. Ramazan'da pide satmayan çocuğa çocuk mu denir? Ay akıllı kocam benim. Babaları gibi ticari zeka sahibi girişimci olacak benim çocuklarım. Hadi bakalım yürü. Hadi bakalım. Yürü. Aa, ne o kızım? Sen Seyyan Hanım'ı dinliyorsun. Evet, çok severim. E ne zamandan beri? Sen fark etmemişsindir baba. Kitap üvercink ama. Evet, e hadi bir de Cemal Süreyya'yı da severim de ben düşüp bayılayım burada. İnanmıyorum ya, ikinci baskısı hem de. Baba bak, en sevdiğim şiiri de bu. Allah'ım, ne olur beni bu rüyadan uyandırma. Benim kızım Cemal Süreyya seviyor.
Baksana. 20 Aralık 1958 İstanbul diye not düşmüş kitabın ilk sahibi. Düşünsene neredeyse yarım asır önce. Kim bilir belki sevgilisi almıştır onu söyleyemediklerini anlatmak için. Ya da belki babası kızını almıştır. Aşkı, sevmeyi, bölüşmeyi Cemal Süreyya'dan öğrensin diye. İşte budur ya. İşte benim kızım bu ya. Gel buraya. Canım kızım benim. Biliyor musun bazen edebiyat fakültesine boşuna gidip geldiğini sanıyordum. Kitap alabilir miyim? Bu kitabın yolculuğu burada bitsin. Ve bu kitabın en çok onu koruyacak olan yanında bulundursun. Ecevit'ten biricik kızına. Aşkı, sevmeyi, bölüşmeyi Cemal Süreyya'dan öğrensin diye. Babacığım. Bakın, caddeyi geçmek yok. Sadece bizim mahallede dolaşacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Heh, göreyim sizi aslanlarım. Akşam ezanına kadar bir tane pide kalmayacak. Tamam, hadi bakalım. Bakın pazarlama çok önemli. Heh. Öyle süktüm büktüm dolaşmayın sokaklarda. Çığırtkan olun azıcık. Çığırtkan mı? Ya işte böyle. İftarlık pideler. Pideler iftarlık. Sıcak pidelerim var. İftarlık pideler. Pideler iftarlık. Hadi bakayım. Tamam kızım tamam anladım. Ya madem patronun adresini vermiyorsun bari oranın adresini ver. Hanımefendi. Ay, hadi. Ha? Sağ olasın. Oh şükür. Anne, nereye? Geliyorum kızım ben, geliyorum. Allah Allah. Ne oldu şimdi, kime kızdı ki? Hanende efendim, buyurun. Babamın radyosu. Anne ne işler çeviriyorsun? Hadi Meryem yürü bakayım. Söke söke al o adres. Alo abla, ya benim önemli bir işim var da birkaç saatliğine dükkana gelir misin? Esma yalnız orada. Ne işi kız? Hayır mı? Ya hayır hayır, hadi anlatırım ben. Kızım ne işi bu böyle Ramaz? Efendim abi. Tarık benim, Esma. Babamın arabasında unuttum da telefonumu. Esma, nasılsın? İyiyim. Babam akşam mangal yapacakmış, seni de davet etmemi istedi. Bu akşam, bu akşam mı? Evet, bu akşam. Ama özel bir işim falan varsa önemli değil yani. Başka zaman gelirsin. Yok, İsmet'e söz vermiştim de ben. Ramazan'ın ilk günü iftar sofrasında yalnız başıma oturmayayım demişti çocuk. O da gelsin o zaman, gelir mi? Gelir tabii. İsmet'in çağrılıp da gelmediği olmadı şimdiye kadar. Süper. Akşama bekliyoruz o zaman. Tamam. Sen niye bu kadar mutlusun peki? Babamla ilk kez iftar yapacağım. Daha ne olsun? Bu kadar mı? Bir de Cemal Süreyya var tabii. Cemal Süreyya derken? Babam bana Übercin Kan'ın ikinci baskısını hediye etti. İnanabiliyor musun? Vay. Ecevit abiye bak sen. Eskiden böyle kitapları bana ayırırdı. Ya tabii şimdi şiir tutkunu kızı olunca bizim pabucumuz da mı atıldı? Yerçekimli karanfil de sana ayırırım o zaman. Haftaya ilk baskısı gelecekmiş. Ne diyorsun? Esma var ya sen... Evet ben. Kızım Tarık'la mı konuşuyorsun? Hı hı. Radyoyu vuracağız, oradan da eve geçeceğiz. Söyle onu. Tarık, babam diyor ki... Tamam tamam, duydum. Siz radyoya geçin, evde buluşuruz. Tamam,
Görüşürüz. Kolay gelsin delikanlı. Sağ ol teyze. Ben seni nereden teyzen oluyorum ayol? Pardon abla ya. Bak buralarda bir kaptan var. Adı Devran. Ben aslında onun ablasını arıyorum. Nerelerde bulabilirim biliyor musun? Onların evde kimse yok da şimdi ama ya. Karadeniz lokantaları var şurada. Şimdi şuradan girince caddeye çıkmadan hemen solda. Teşekkür ederim. Ne yapacağım ben böyle ya? Anneme engel olmam lazım bir şekilde. Allah kurtarsın, hayırlı işler. Çorba içmeye geldiysen Ramazan'da kapalıyız. Yok, ben niyetliyim ya. Size hurma getirdim. İftar yedik. Annem şimdi babamın radyosuna doğru gidiyor. Ne hurması? Senin babanın radyosu mu var? Annen nereden biliyor? Ya işte bulmaması lazım Poyraz. Esma'yı arıyorum, ulaşamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben gideyim getireyim hemen. Yok canım, senin gitmen olmaz. Tarık gidebilir ama ya. Tarık mı? Hı. Tarık kim? Arkadaşım. Nereden? Sana ne? Efendim Zeynep. Tarık neredesin? Şimdi eve geçiyorum. İsmet'i alıp size geçeceğim. Hemen radyoya gitmen lazım. Radyo bana çok ters. Ne oldu ki? Annem şu anda babamın radyosuna doğru gidiyor. Engel ol ne olur. Ne? Ya annem diyorum babamın radyosuna doğru gidiyor. Bir şeyler yap. Dönsün bak dönsün. Dön Tarık dön. Neredesen dön radyoya doğru git. Babamdan önce annemi bulman lazım. Ya bir şekilde uzaklaştır onu oradan. Zeynep ben senin anneni tanımıyorum ki. Nereden bileceğim kim olduğunu? Resmini gösterdim ya sana. Tamam da Zeynep gördüğüm küçücük resimde ben nasıl hatırlayacağım? Neyse tamam diyelim buldum Ecevit abilerden de önce ulaştım. Ne diyeceğim ne deyip çevireceğim? Ne bileyim Almanya'ya gittiler de uzun süre gelmeyecekler falan da yaz bir şeyler. Tamam saçma sapan da bir trafik var kaçmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapacağım Zeynep. Hadi. Tamam o zaman oldu. Siparişinizi aldım ben efendim. Peki. İyi günler. İyi günler. Gelmiş buraya da. Dede, pideyi bizden alın. Şimdi sıcak pide çıkacak fırından. Boşuna kuyruk beklemeyin diye söylüyoruz yani. Ay kurban olayım ben size uşaklar. Uşaklar Ramazan'da kuyruk beklemedikten sonra hav pidenin tadı mı olur lan? Ya dur be şimdi sen de ya ulan uşak da ben şimdi sizden o pideyi alırım ama siz ticareti öğrenemezsiniz da. Hem de demişler zaten akraba akraba ticaret olmaz. Siz gidin onlar başka yerde satın. Hadi bakayım. Hadi gidin başka yerde satın. Vay benim başarılı başarılı. Hepsi evimizde kaldı. Hiç para kazanamadık. Ne oldu melaikeler? Canınızı pek bir sıkkın gördüm. Bütün gün dolaştık hiçbir de satamadık. Hiç para kazanamadık, çok da susadık. Ramazan'da da çocuk boynu bükük bırakılmaz ki. Hadi kaldırın bakalım başlarınızı, ben hepsini alacağım. Gel. Al bakayım. Tamam, yılışma, yılışma. Aman, şu bana bakın. Yarın kendiniz satacaksınız, tamam mı? Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Allah! Arda'nın mutfağı bu. Vallahi adı o. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ablası ben senin hayranınım vallahi. Maşallah elinde bir maharet bir maharet. Çok sağ olun. Ne kadar hoş bir dükkan burası. Şöyle gezerken kafamı uzatıp içeri girmeden duramadım vallahi. Çok iyi yaptın. Ben senin mutfağını hiç kaçırmam. Çok sağ olun. Ne kadar hoş, ne kadar sevimli dükkan. Siz mi işletiyorsunuz burayı? Sayılır.
Kız kardeşim işletiyor. Ben de yardım ediyorum. Harika. Konsept bir lokanta mı burası? Yok, konsept lokantası değil. Karadeniz lokantası. Bizim oraların yemeklerini yapıyoruz biz burada. Kardeşimin eli bir lezzetlidir, bir lezzetlidir. Yemeğini bir yiyen bir daha unutmaz. Aa dur dur, ben sana biraz iftariyelik hazırlayayım. 2 dakikada hemen yersin aslında. Zahmet etmeseydiniz ya. Zahmet olur mu? Arda oğlum gelmiş buraya. 2 dakikada hazırlarım. Süpersiniz. Oo, taflan turşunuz da mı var? Tabii var, olmaz mı? Bak, Karadeniz'e has ne varsa burada bulabilirsiniz. Harikasınız vallahi. Biliyorsunuz aylık bir dergide yeme içme üzerine yazılar yazıyorum. Ben böyle Anadolu'nun kaybolan lezzetlerini falan yazıyorum. Sizden de bahsetmemi ister misiniz? İstemez miyiz? Biraz reklam ne iyi olurdu. Kız kardeşimin beli büküldü kredi ödeyeceğim diye. Yaparım, yapmaz mıyım? Ne demek? Sen bize bu iyiliği yap ablası. 40 yıl duacın oluruz. Yaparım tabii, seve seve. Demek programlar burada yapılıyor. Çok merak etmiştim babacığım. Ya kızım sen ne alemsin böyle ya? Buraya kaç defa geldin sen? Unutmuşum. İnsan gelmeyince unutuyor. Neyse hadi sen burada takıla dur, ben şu evrakları bir toparlayayım geleyim. Hadi hadi. Demek o güzel sesin buradan kalbime ulaştı. Çok zahmet ettiniz ya. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz Arda Şef. En kısa zamanda geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Ben zaten poşetlerin içine kartımızı koydum. Oradan ararsın artık. Ararım tabii. Aramaz mıyım? Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kız gördün mü? Arda'nın mutfağa geldi. Hem de bizim dükkana. Gördüm teyze. Buradayım ya. Zeynep bu. Zeynep. Ya oradaysa şimdi? Ya karşılaşırsa? Ne yapacağım ben? Pardon, bir kişi uzatır mısınız? Şey, alır mısınız arkada? Yok, hayatta yetişemeyeceğim. Sağ olasın. Hanende efendim. İftara geç kalacağız. Kızım bir dakika müsaade et. Tamam. Annem. Hadi bakalım kızım gidelim. Dünyasında bir savaştı aşk.
yanmıştı. Ah.